en ince yerinden tam ölçü olarak alınacak. Kalça ölçüsü kalçanın en geniş yerinden göbek varsa ki cetveli dikey olarak üzerine tutup şöyle bu en geniş yerinden alacağız. Evet, bu da tam ölçü olacak. Şekilde, evet, üstünden geçecek şekilde. Yani bir de kalça düşüklüğü ölçüsü var. Bu da onu da şöyle standart. Alalım. Arkadaşınız orada bahsetmeni aslında işaret çekti. Normalde hani biz standart 20 santim olarak bahsettim. Bu genelde öyle alınır ama kişinin boyu çok uzun veya çok kısaysa da 18 ila 20 arasında değişir diye not alabiliriz ama biz genelde bunu 10-20 santim olarak alırız ama bizde değişkenlikler de bayağı vardır. Çok yüceye yakın insanlarımız da var neredeyse. Onun için de işte o da belden kalçanın en yüksek yerine kadarki olan mesafedir kalça düşüklüğü. Çok uzunsa mesela belki acaba 20 santimi geçkin de insanlar olabilir. Basketbolcular falan gibi insanlarda bu ölçü 20 üzerine de çıkabilir tabii ki. Yani standart olarak ama ha, 20 evet, santim biz alıyoruz. Evet standart 20. 20 santim. Uzunluk ölçüsü de belden nereye kadar isteniyorsa oraya kadar uzunluğu alıyoruz. Ölçüleri yazarken şimdi çıkaracağımız ölçülerde kendi ölçülerimiz değil. Bel 68, kalça 96, kalça düşüklüğü 20, etek boyunu 60 olarak aldık. Fakat bunlar tam ölçü olduğu için bolluk payı vermemiz lazım. Bu bolluk paylarını da hep artı 2 olarak alıyoruz. 68'e artı 2, 70 santim yapıyor. 96'ya artı 2, 98 santim yapıyor. Kalça düşüklüğü ve etek boyu aynı kalıyor. Bir de pens payı var. Pens payını da kalçadan, kalça ölçüsünden belli çıkartıyoruz. Artı 2 ilaveli hep onu kullanıyoruz. Evet, artı 2 olanları bu. Mesela 98'di kalça, 70'di bel. 98'den 70'i çıkartıyoruz, 28 kalıyor. 28'i de 2'ye bölüyoruz, 14 oluyor. Bu da yarım bedende çalışacak olduğumuz pens payı oluyor. Bu şekilde. Ondan sonra da kendi... Herkese merhaba. Bugün temel etek kalıbı çıkartıyoruz. Kalıbı çıkartırken ilk önce belimizi ölçüyoruz. Kalçamızı ölçüyoruz. Belimizi ölçtükten sonra artı 2 pay veriyoruz. Kalçamızı ölçtükten sonra da artı 2 pay veriyoruz. Kalça düşüklüğümüz 20 santim. Yani bunu da şöyle göstereyim. Şurası 20 santim. Bu standarttır. Uzun boylularda 21-22 olabilir. Kısa boylularda bu kalça düşüklüğü 18'e de inebilir. Payları ekleyerek hesapladığımız kalıplarımıza pens paylarını çıkartıyoruz. Kalçadan belimizi çıkarttığımızda oluşan fark bel payı, pens payı oluyor. Pensi de 2'ye bölüyoruz. Toplamda 28 pens payımız var. 2'ye bölüyoruz. 2'ye böldüğümüz zaman 14 çıkıyor. 14 pens payını hem öne hem arkaya dağıtıyoruz. Yani şurada da mesela dağılımını yapmıştık. 4-4, 3-3 vermişik pens paylarını. Kalıbın dörtte birini çıkartacağımız için ne yapıyoruz? 98'i 4'e bölüyoruz. 24,5. Beli de 70'ti. 70'i 4'e bölüyoruz. 17,5. Buradan düz bir çizgi çektik. Aynen şu şekilde bir kutucuk hazırladık. Bu şekilde kutucuğumuzu oluşturuyoruz. Daha sonra kalça ölçüsüne göre. Kutucuğumuz evet kalça ölçüsüne göre. Daha sonra bu çıkarttığımız pens paylarını şekilde dağıtıyoruz. Beli ayarlarken yandan 4 santim içeriye girdik. Yani şu belde bulduğumuz 17,5'u 2'ye bölüyoruz. 1/2, 1/2. Daha sonra pensimizi ayarlıyoruz. Pens payımızı da veriyoruz, ekliyoruz. Bu arka tarafı oluştururken de 12 santim oluyor pensin uzunluğu. 3,5. Etek derginlerde. Arkayı yaparken şu pens payının uzunluğu 12 santim olacak şekilde ayarlıyoruz. Ön tarafın belini ayarlamak için de yine 4 santim içeriden girip 8 santim çizdik.
Daha sonra da pens payımızı yaptık. Öndeki pens payımızın da düşüklüğü 10 santim olacak. Buradan ön taraftan şu kutucuğu istediğimiz kadar açabiliriz. Açtığımız zaman evaza etek olur. İçeri girdiğimiz zaman kalem. İçeri girdiğimiz zaman da kalem etek oluyor. Bir santim eteklerin sarkmaması için, evet, yukarı çıkıyoruz. Bir santim eteklerin şuradan sarkmaması için yukarı çıkıyoruz. Şöyle göstereyim. Evet. Daha sonradan ön orta düz boy ipliği, arka orta düz boy ipliği alıyoruz. İşaretlerini yapıyoruz. Kalıplarımızı kumaşlarımızın üzerine koyduk. Ön ortaya dikkat ederken, şimdi burada dikiş olmayacağı için kumaşımızın kat yerine koyuyoruz. Çünkü buraya dikiş dikmeyeceğiz. Aynen bu arkayı da bu şekilde yerleştiriyoruz. Daha sonradan kenarlarına bu şekilde sürfile yapıyoruz. Voltaya. Evet, şimdi arkadaşlar kalıbımızı koyduk. Komple etrafını molteyle geçtik. Şöyle kalça düşüklüğünü de, penslerimizi de, her tarafı molteyle geçtik. Aynı işlemi bunda da yaptık. Daha sonradan kalıbımızı kumaşımızdan çıkartıyoruz. Ön orta, bu arka. Bu da ön orta. Yalnız ön ortayı yaparken şu şekilde kalça düşüklüğüne kadar bir tel atıyoruz. Şimdi ben size açacağım, göstereceğim. Açılmış halde. Şu an ne yapıyoruz? Bol tellerimizi bu şekilde tellerimizi açıyoruz. Açtıktan sonra şöyle her tarafını keseceğiz. Kaç yaşında? Ama gerçekten çok yoruluyorlar. Kaç yaşında? Tamam. Kes. Bir ders veriyor, evet, öğretmen. Bu şuraları kes. Şey, şöyle kumaşımızı. Şimdi şöyle belden ortalama 1 santim gibi, yanlardan 2 santim, etek boyundan da 3 santim bırakıyoruz. Bu şekilde. Daha sonra şurayı göstereyim. Burayı da açıp keseceğiz. Ortaları açıp keseceğiz.